Sevgili dostlar, herkese tekrar merhabalar. Bu videomuzda toplam 16 adet hisseliğin teknik analizini sizlerle yatırım tavsiyesi olmadan paylaşmış olacağız. Dilerseniz hızlı bir şekilde geçelim. Evet. Vespe. Evet, Vespe için sevgili dostlar, kritik önemli bir noktadayız. Hemen şu şekilde destek çizgimizi çizdiğimiz zaman bakın bu çizginin kırıldığını görüyoruz. Yani burada bir trend oluşmuş ve bu trend arkadaşlar maalesef kırılmış. Artık bizim burada takip edeceğimiz bakınız yatay 17.70'lik bakınız şu bölge. Hemen buranın rengini de farklı yapalım. Şöyle kırmızı olsun. Bakın. Yükselen bir trend, saatlik grafikte bakıyoruz arkadaşlar, 60 dakikalık grafikte yükselen bir trendin burada sonlandığını ve yatay bir artık kanalın oluştuğunu, bu yatay kanalda da bizim için önemli olan seviyenin artık bu aşamadan sonra 17.80 seviyelerinin güçlü bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Buradan olası bir hareket, yukarı yönlü olası bir yükselişte teknik olarak 19.65'lerin yine hedef olarak karşımıza çıkması olasılık dahilinde. Lakin 17.80'lerin altı riskli arkadaşlar. Burada artık iyiden iyiye geriye doğru çekilmeyi görebiliriz. Ve aşağıda bizi 15.50'lerin bekliyor olduğunu görebiliriz teknik anlamda. Bakalım 17.80'lik seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilecek mi Vestel? Bağfaş'a bakalım. Yine saatlik bazda bakıyoruz arkadaşlar. Bağfaş halen yükselen trendini devam ettirmekte. Bu trend bozulmadığı müddetçe arkadaşlar Bağfaş hakkında negatif bir düşünceye sahip olamayız. Şimdilik oldukça pozitif. Sadece burada dikkat ederseniz bu yükselen trendin direnç bölgesinde bulunmamız, direnç bölgesine yakın olmamız bizi acaba bu bölgeden desteğe doğru bir hareket gelirsenin artık tereddüt içerisinde bırakıyor. Olası bir harekette yani dirençten desteğe doğru bir dönüşte %6'lık 7'lik bir zarar negatif inmenin olacağını görebiliriz aşağı yönlü. Buraya dikkat edelim. Şimdilik yükselen kanal devam ediyor ama bu kanalın direnç kısmında yer aldığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bağfaş'ta geçelim. Banvit. Evet. Arkadaşlar yine Banvit'te dikkat edilecek önemli bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Burada artık daha önce test edilmiş olan saatlik bazdaki bir bölgenin tekrar karşımıza çıktığını, bu bölgede dikkat etmek gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, bakınız burada önemli bir bölgenin, bakınız şu şekilde yer aldığını görüyoruz. Yine buraları destek alarak takip edebiliriz. Yani şöyle geriye gelip şu seviyenin altına kırılır isek o zaman Banvit'te ciddi bir geri çekilmeyi görebiliriz. Şimdi bu bantta gelgitlerde bakın şu hareketleri birkaç defa yapabilir. Önemli olan yukarıya doğru kırılımın gerçekleşmesi. Eğer gerçekleşemez ise burada da yine bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Yine şu noktayı kesinlikle destek alarak takip etmeliyiz. Evet, şu şekilde çizdiğimiz zaman bakınız trendimiz ve direnç noktasına yakın oluyor olmamız acaba desteğe doğru geri çekilir miyiz sorusunu akla getirmekte.
Evet. Bamit'i de geçtik. İhlas gazetecilik. Vallahi bunun da saat fazla bakılacak bir hali yok. Evet, şöyle çizgi grafik anlamında bakalım buraya. Evet. 4.53, 5.47 aralığında hareket ettiğini görüyoruz sevgili dostlar. Bu iki bant arasında yine yön tayini anlamında bize yardımcı olacaktır. Tekrar üst seviyeyi dener ise burada 5.46'ları test edip olası bir geri çekilmede yine bu hareketi yapabilir. Ama bu seviye koparsa arkadaşlar yukarıda da 6.80'lerin beklediğini söyleyebiliriz. Yani 5.47-5.50 bandının kopması yukarıda bizi 6.80'leri teknik anlamda hedef olarak göstermiş olur. Evet, İhlas gazeteciliği de şöyle karalayalım. Evet, diğer bir hissemiz Acıpayam Selüloz. Evet, daha önce de çizmişiz zaten arkadaşlar, burada bakınız. Buradan gelen bir çizginin tekrar burada devreye girdiğini söyleyebiliriz. Yani bu bölgede yine bakınız gelgitler yaşayabilir, ancak olası geri çekilme ve şu kanalın içerisine sarkma ortalama 5.50 bandın altı tehlike arkadaşlar. 5.50 bandı altında tehlikeli. Yukarıda da 6.07'nin üzerinde, şu bandın üzerinde de olumlu. Geçelim diğer bir hissemize. Emek Elektrik. Evet. Yine geçmişten gelen destek çizgisine bakınız, burada tosladığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bakınız. Kaç defa çalışmış bu nokta. Yani kolay kolay geçilmez tabii ki. Şimdi bu seviyenin altındaki hareketler bizi geriye çekebilir. Kanalın üzerindeki dolumumlar, şöyle 1.75 bandının üzerindeki dolumumlar bizler için olumlu, ama altında dikkat etmek lazım arkadaşlar. Evet, geçelim Emkeli. Evet. Doğusan. O, bakınız geçmişten gelen çizgi yine kitap gibi çalışmış arkadaşlar. .87 bandının üzerinde olumlu diyebiliriz arkadaşlar. 1.87'nin üzerinde olumlu. Peki negatif kısım kaç? Hemen ona da bakalım. 1.75'in altı da negatif. Evet, 1.75, 1.85 şeklinde takip edebiliriz. Bu iki bant aralığında takip edelim. 1.85'lerin üzeri pozitif, 1.75'in altı negatif arkadaşlar. Evet, Megap'a bakalım. Evet, bu da almış başını gidiyor. Evet, orta siyah çizgimiz bakınız. 2.20'lerin üzerinde yine teknik olarak
3.15'lerin hedef olduğunu söyleyebiliriz. Teknik olarak 2.20 üzerinde. Altında ise bakınız 1.50'lere kadar çekilmeler olabilir arkadaşlar. Bakın bu iki bant aralığında takip ediyoruz. Megap'ı. Evet. Teknik anlamda tabii bir yukarı yönlü hareket başladı. Bunda ister istemez geri çekilmeler, düzeltmeler hepsi olacaktır. Zaten şuraya bakın arkadaşlar. Bakınız muhteşem bir fırsat ile yoluna devam etmiş. Evet. Bir müddet daha götürebilirler arkadaşlar ama yine bir gevşeme, bakın şu bölgedeki gibi bir geri salmanın olma potansiyeli var. Bakın yukarı şuradan bir basamak var ya, hareket tekrar bu şekilde götürebilirler. Ama yatırım tavsiyesi olmasın. Burada yine 200'lük EMA'yız. 203'leri de kendimize destek olarak alabiliriz. Yani şu bölge 203'ü destek olarak kullanabiliriz. Evet, Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet. MACD indikatörü, bakınız satış vermiş teknik olarak. Göreceli güç endeksi 50 bandının altında. Dikkat etmek gerekti arkadaşlar. Evet. Yani şu hareketi bakınız dip tepe. Daha aşağıda bir dip yaparsa da 2 bantlarına kadar geri çekilmeyi görebiliriz. Buraya dikkat edelim. Kesinlikle bu bölgede 5.60'lar bizim destek noktamız arkadaşlar. 5.60 destekli takip ediyoruz. Yukarıda direnç noktamız 7.20. Evet. Bak ambalaj yoluna devam ediyor. Ama nerede keser bu yükselişi bilemem arkadaşlar. Uzaya gidecek hali yok. Her yükselişin bir düşüşü olacak. Ona göre. Evet. Bu seviye kırılmış. Şimdilik destek alacağımız nokta, bakın şu çizginin olduğu bölge. Burası da ortalama kaç? Şöyle bakacak olursak ortalama 7.30'ları destek alarak takip edebiliriz. Yukarıda direnç noktası olarak da 8.15'leri görüyoruz arkadaşlar. Evet. 7.30-8.15 bandında takip ediyoruz. Bak ambalajı. Evet. Ambalaj iyice değerlenmiş demek ki bu virüs muhabbetinden sonra. MEPET. Megap'la karıştırmayın, bu ayrı. Evet, metro, petrol ve tesisleri. Şimdi burada da yine bakın şöyle yelpazevari bir hareketle destek çizgilerini belirtiyoruz. Ve şimdilik şöyle baktığımız zaman 1.64'lerin altı riskli arkadaşlar. 1.64 destekli takip ediyoruz. Burayı, evet, 1.64 stoplu takip edelim. Gelelim diğer bir hissemiz. Reysas Lojistik. Evet, bu da yataya bağladı. Ama bakın şuradan pullback yapabilir mi? Burayı da atlamamak lazım tabii ki. Yani bu yataya bağlayış bir şekilde bir yere kıracak arkadaşlar, bakın şu bölge. Şimdi kırılmış. Tekrar aşağı salıp şöyle baktığımız zaman ortalama 7.70'lerin üzerine atarsa burada yükseliş onayıdır. 7.70'in üzeri arkadaşlar. Burayı iyi takip edelim. Şu bölgede
6.15, 6.10 bu seviyelerde stop noktası olarak kullanabilirsiniz. Evet, şimdilik düşen kanal dışına taşmışız. Bu olumlu. Tekrar kanalın içerisine girmeliyiz ki negatif konuşmalıyız arkadaşlar. Şimdilik tablo olumlu ama 7.10'un üzerine atmasıyla olumlu arkadaşlar. 7.10'un üzerine atmalı ki burada 7.10 diyorum. 7.70 arkadaşlar. Pardon. Kendi yazdığımızı okuyamaz olduk. Şöyle 7.70 üzerine atmalıyız ki olumlu konuşabilmeliyiz teknik anlamda. Verus evet. Bakınız Verus'te dikkat etme zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Şu ikili tepeler yaptı mıydı? Gıcık kapın arkadaşlar Verus'ten. Onu söyleyeyim size. Bakın önceki düşüşlere bakın tek tek. Yani çünkü daha önce inceledim. İyi biliyorum. Bakınız. İkili tepe kırıldı. Meydan terk etti. Bakın ikili tepe kırıldı. Terk etti. Bakınız. Aynı şekilde ikili tepe kırıldı, terk et. Bakın şurada ikili tepe olur mu olmaz mı derken bakın aşağısı kırılmadı, yoluna devam etti. Yani şu şekilde kırılırsa da yoluna devam. Gelelim diğer ikili tepelere. Çünkü Verus'ta da en çok karşılaşacağınız durum budur arkadaşlar. Bakınız tepe tepe kırıldı, onayını aldı, satacak. Gelelim buraya. Tepe tepe kırıldı. Geldi oyalandı. Onayını aldı. Tak sert düş. Hep aynı hareketler arkadaşlar. Hep aynı hareketler. Dikkat edin. Yine tepe. Lap diye aşağı. Evet. Yine ikili tepe. Şuralardan aşağı düştük müydü? Geçmiş olsun. Dikkatli olma zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Verus için arkadaşlar. Evet 17.90'ları kendimize baz alabiliriz. Dikkat edilmesi gereken bir noktadayız. Verus Holding'de. Evet. Ha, buradan toparlar tekrar yukarı gidebilir mi? Tabii ki gidebilir arkadaşlar. Ama şimdilik bizim için şu alanın belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Yön tayini anlamında. Yukarı kırarsa 18, 60, 70 olumlu. Aşağıda ise 17, 80, 90 negatif. Diğer bir hissemiz. Adana Çimento B. Güzel. ...6.27 üzerinde olumlu arkadaşlar. 6.27 ilk desteğimiz. Aşağıda ise 5.92 diğer desteğimiz. Evet. Direnç noktasını artık söylemeye gerek yok. Yukarıda 6.75 var. Daha yukarıda 7.25'ler, 7.20'ler var. Onu o şekilde takip edersiniz. Yani yeter ki şu duracağımız yeri bilelim. Dip noktası anlamında. Evet. Tekrar görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar yeni bir videoda. Umarım gün içerisinde de yarın sizlere biraz video paylaşmayı düşünüyorum. Şöyle farklı hisselerden yine değerlendirmeyi saatlik bazda olabilirim. Yeri gelir 4 saatlikte tekrar bakabiliriz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.